Tarsus. Tarsus deyince akla ilk önce Saint Paul Kilisesi, Şahmeran Efsanesi, Soli Pompeipolis Antik Kenti, Kleopatra Kapısı ve Yedi Uyurlar Mağarası gelirdi. Ama günümüzde akıllara ilk önce Tarsus'taki gizemli ev ve bu evde çok gizli, yüksek güvenlik tedbirleri içinde sürdürülen kazı gelmekte. Aslında bu evi gizemli kılan şey evin bulunduğu arazinin tam altında yatıyor. Tarsus, geçmiş çağlardan günümüze kadar gelmiş, sayısız tarihi mirasa ve eserlere ev sahipliği yapıyor. Tarsus'un neresini kazarsanız kazın, altından mutlaka tarihe tanıklık etmiş bir miras çıkıyor. Maalesef bu yüzden uzun süredir define avcılarının da gözdesi haline gelerek çok sayıda izinsiz kaçak kazılara maruz kalmakta. Biz de bu gizemli eve ve burada yürütülen gizemli kazıya değineceğiz. ...2012 yılında define avcılarının eline geçen bir harita, bugün tüm ülkede, hatta dünyanın birçok ülkesinde merakla konuşulan bu gizemli Tarsus kazısı hadisesinin oluşmasına neden olmuştur. Bu harita, Tarsus'ta bulunan 82 Evler Mahallesi'ndeki kırmızı, müstakil bir evin bulunduğu noktayı işaret etmektedir. Konu çok kez ele alınıp uzmanı olan ya da olmayan birçok kişi tarafından anlatıldı ve yorumlandı. Bu gizemli kazı ile ilgili yüzlerce haber başlığı ve video kaynağı da mevcut. Bu konu hakkında video hazırlamamız için sizlerden gelen mailler ve yorumlar doğrultusunda her ne kadar alanımız olmasa da teorilerle ilgili bizi de ilgilendiren bir şeyler olunca bu konuya bir değinelim istedik. Dilerseniz öncelikle konuyu çok dağıtmadan kabaca özet geçerek hafızalarımızı bir tazeleyelim. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kanalımıza abone olup bildirim ziline basarak yeni videolarımızdan haberdar olabilir. Ayrıca videolarımıza yapacağınız beğeni, yorum ve paylaşımlarla kanalımıza daha fazla insanın erişmesine yardımcı olup bizlere destek olabilirsiniz. Desteğinizi eksik etmediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Mersin'in Tarsus ilçesinde 2012 yılında başlayan, kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgüyle çevrilen kazı alanı, 4 evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda oluşuyor. Özel harekat polislerinin nöbet tuttuğu kazı alanına milletvekilleri dahi alınmıyor. Birader açar mısın şu kapıyı? Bir tane müdür beye bilgi verelim. Hayatım ben milletvekiliyim. Sosyal medyada kazı ile ilgili birçok söylenti dolaşıyor. Gündemden düşmeyen gizemli kazının hikayesi 2012'de işlenen bir polis cinayetiyle başlıyor. Tarihi milattan önce 2000'lere kadar dayanan Tarsus'ta kazı ile ilgili olarak Aziz Paul'un kayıp İncil'inden bu evde Aziz Paul'un kayıp İncil'ini arıyorlar. İmparator Dakyanus'un hazinesine orada bir hazine olduğuydu. Çok büyük bir yeraltı şehri bulunduğundan bir yeraltı şehrine açılan tek kapı bu kırmızı evde. Bir UFO enkazı bulunduğuna kadar birçok iddia ortaya atılmakta. Yere gömülmüş bir UFO mu bulundu? Olasılıklara hep birlikte göz atıp değerlendireceğiz. Önce konuyu genel hatlarıyla bir gözden geçirelim. 2012 yılında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu bir define çetesi, Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir ev tutuyor. Bölgede bulunan evlerin aylık kira ortalaması 500 ila 700 lira aralığındayken, evin kira için aylık 5000 lira gibi bir anlaşmayla tutulduğu söyleniyor. Sonrasında geçen süre içinde kazıda belli bir noktaya varılıyor ve ekibin içine istihbarat amaçlı olarak sızmış olan polis memuru Mithat Erdal, eşinin ifadelerine göre son dönemlerde oldukça tedirgin ve gergin davranışlar sergilemeye başlıyor. Mithat Erdal 22 yıllık bir polis memuru. Bir gün eve geldiğinde eşi Sibel Hanım Mithat Bey'in canının çok sıkkın olduğunu fark ediyor. Son dönemlerde eşinin telefon konuşmalarından bir şeylerin ters gittiğini anlıyor ama sormaya da pek cesaret edemiyor. En sonunda eşi Sibel Hanım ne oldu diye soruyor. Mithat Erdal tuzağa düşürecekler beni. Bunlar beni yakacaklar diyor. Elinde bir CD'yi göstererek bu benim teminatım. Gerekirse Ankara'ya gidip olup biteni anlatacağım diyor ve durumu eşiyle paylaşmaya başlıyor. Bir süredir definecilerin içine muhbir olarak sızdım. Önemli bir kazı yapıyorlar. Beni ilçe emniyet müdürü sözlü olarak gayri resmi bir şekilde görevlendirdi. Kaçakçılık şube adına işlerine sızdım. Olup biteni rapor ediyorum. Kaçakçılık şube benim ihbarımla baskın yaptı ve 7 kişi tutuklandı. Ancak bugün baktım ki tutanakta ne bulunduğuna dair hiçbir şeyden söz edilmemiş. Gidip itiraz ettim. Emniyet müdürüne anlatmaya gittim. Emniyet müdürü beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş, diyor. Polis memuru Mithat Erdal, eşine olup biteni Ankara'ya şikayet etmek için gideceğini söylüyor. Bu süreçte Mithat Erdal'ın beylik silahına emniyet tarafından 15 günlüğüne el konuluyor. Erdal, çocuklarını camlardan uzak tutuyor. Sürekli takip edildiğinden söz ediyor. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyor ve hep temkinli hareket ediyor. Beylik silahının kendisine iade edilmesinden bir gün sonra izbe bir yerde kendi silahıyla ensesinden vurulmuş olarak bulunuyor ve silahını temizlerken vurulduğu yönünde kayıt düşülüyor. Bunun bir cinayet olduğu göz ardı edilip gizleniyor ve dosya kapatılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tarsus Emniyetindeki ekibin FETÖ'cü oldukları ortaya çıkıyor ve eski Tarsus Emniyet Müdürü Yaşar Aksoy başta olmak üzere tüm FETÖ üyeleri tutuklanarak cezaevine konuluyor. Sibel Erdal 5 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesindeki tüm umutların bittiği noktada bahsi geçen emniyet görevlilerinin FETÖ'den tutuklanması üzerine 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak dosyanın yeniden açılmasını talep edip eşinin görev başında öldürüldüğünü söyleyerek şehitlik statüsü verilmesini istiyor. Bunun üzerine soruşturma yeniden başlatılıyor ve 82 Evler Mahallesi'nde bulunan gizemli evdeki bitmeyen kazıda işte böyle başlıyor. Yetkililerin aylarca hakkında açıklama yapmadığı kazı ilk olarak Tarsus'ta yerel medyada gündeme geliyor. Esrar perdesi kazının sosyal medyaya yansımasıyla daha da büyüyor ve kazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de getiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, tam 5 kez bölgeye gidip durumu incelemek istemesine rağmen içeri girmesine asla izin verilmiyor. Bilgi edinme yasası çerçevesinde yaptığım başvuruya cevaben bugüne kadar sadece testi parçalarının çıkarıldığı belirtildi. Bu hiç inandırıcı değildir. Halktan ne saklanıyor? Bu kazı alanında ne aranıyor? Gerçekte ne bulundu? Roma dönemine ait ve milyonlarca dolar değerindeki Dakyanus hazinesinin yurt dışına çıkarıldığı doğru mudur? Kazıda ne bulunduğuyla ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, olaydaki esrarın Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Pol'ün kayıp İncili ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekat ekipleri tarafından korundu ve ben dahil olmak üzere hiç kimse bu kazı alanına yaklaştırılmadı. Buranın izni var mı diye sorduğumda Mersin Müze Müdürü, evet izni var, Kültür Bakanlığı kurtarma kazısı olarak bize izin verdi dedi. Peki ne arıyorsunuz dedim, bilmiyorum dedi. Ne buldunuz dedim, bir şey bulamadık dedi. Nasıl yani dedim. Kurtarma kazısı yapıyorlar ama Ankara'dan geldiler, onlar yapıyorlar dedi. Peki, kaymakamı aradım, aynı cevap. Valiyi aradım, aynı cevap. Dönemin Kültür Bakanı'nı aradım. Ya öyle mi, öyle bir kazı mı var? Bir bakayım, döneyim size dedi. Gidiş o gidiş, Allah selamet versin. Şimdi bir ziyaretimde, baktı ki ısrarcıyım ben. Bir adam geldi, dedi ki ben dedi bu kazının sorumlusuyum. Konuşmalarımızdan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olduğunu anlamamak imkansız. Çok kolay anlaşılabilirdi. Uzunca anlattı ve dedi ki bu kazı bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip ediliyor. Ve Tayyip Bey 10 gün içinde açıklama yapacak. Ve bana dedi ki sayın milletvekilim bu dedi milli bir meseledir. Uluslararası bir meseledir. Sizden istirham ediyoruz. Bu konuyu çok fazla basınla paylaşmayın. Bir 10 gün bekleyin. Ben de peki hay hay dedim madem milli bir mesele, uluslararası bir şey bekleyelim. Bekledik. 10 ay geçtiği halde hiçbir açıklama yapılmadı. Sonra üstüne gidince tabii çok rahatsız oldular. Ve orada yaptığım araştırmalarda bu işin ucunun Vatikan'a dayanabileceğini, orada Saint Paul'ün taşıdığı İncil'in aranmakta olduğunu, hatta bundan yıllar önce Vatikan'ın böyle bir talebi olduğunu resmi olarak buna izin verilmediğini öğrendim. Uluslararası bir kriz olmasın diye de çok dillendirmedim. Ama baktım ki benim hükümetimden bir ses seda yok. Bunu dillendirince kıyamet koptu. ve alelacele o kazı alanı kapatıldığı esrarengiz bir şekilde. Esrarengiz kazıyla gündeme gelen Dakyanus hazinesi iddiası da Türkiye'de define avcılarının yakından bildiği bir konu. Defineciler kendi aralarında ağızdan ağza aktardığı birçok efsanede Dakyanus'un hazinesinden söz ediyor. Günümüzde kurulan birçok defineci sitesinde de Dakyanus hazinesi ile ilgili yazılar yer alıyor. Tarihi kayıtlara göre Dakyanus, milattan sonra 250 yılı civarında Roma İmparatorluğu tahtına çıkmış bir isim. Tarihi kayıtlar Dakyanus'un çok kısa bir süre tahtta kaldığını belirtiyor. Ancak efsanelerde Dakyanus'un altın düşkünü olduğu, başta tacı ve tahtıyla sarayındaki sütunlar olmak üzere birçok eşyasını altından yaptıran imparator olarak anlatılıyor. Bugüne kadar Anadolu'da ve yakın coğrafyalarda yapılan kazılarda Dakyanus adına bastırılmış altın sikkeler bulundu, ancak hazineye dair herhangi bir kayıt bulunamadı. Söylenti ve iddialardan biri de Roma dönemine ait yeraltı şehrinin bulunduğu yönünde. A Haber istihbarat şefi Kubilay Gürbek de bölgede Roma dönemine ait bir yeraltı şehri olduğunu iddia ediyor. Evet. Ve özel istihbaratçılar da çevresini sardılar. Ya istihbaratçılar sardı, özel harekatçılar geldi, nöbet tuttu, özel giysili insanlar geldi, tünellere indi, yok UFO'cular, uzaylılar bulundu. Hatta Barnabas İncili, Ahit Sandığı, evet, kutsal şimdi kase, Kleopatra'nın gerdanlığı. Şimdi aslında ne oldu? Ne oldu? Sen araştırma yaptın. Ne oldu? Tabii, yani çok uzun süren bir araştırma yaptık. Gittik, görüştük, ettik. Şimdi aslında ne var? Bak, Tarsus'u çok iyi bilmek lazım. Şimdi yavaş yavaş geleceğiz. Yani bu kazıyı, bak bu kazıyı tamam, gidelim. Anlamlı kılan olaylar var. Yani insanların böyle düşünmesine iten olaylar var. Bir polis memurunun öldürülmesi var. Bir emniyet müdürünün, dönemin emniyet müdürünün FETÖ'den alınması var. Yani sadece bunlar burayı etkili hale getiriyor ama Tarsus'un bir de bir özelliği var. Milattan 300 yıl öncesine dayanıyor. Bak, Tarsus tarihi. Persler gelmiş, Kleopatra diyorlar, işte Daniel peygamber diyorlar ve o kadar çok, yani geniş bir kitleye sahip ki, yani herkes gelmiş bir imparatorluk kurmuş. Evet. Oradan o imparatorluk bitmiş, yerine başka bir imparatorluk gelmiş. Şimdi yeraltı şehirler, bak yeraltı şehirleri oluşmuş. Önce onu anlatalım. Şimdi bir imparatorluk gelmiş, bir yer kurmuş. Daha sonra başka bir imparatorluk gelmiş. Yeni bir şehir kurmuş ve bu şehirlerin üstü kapana kapana yeraltı şehri oluşmuş. Tarsus'un altında sadece böyle gizli yeraltı şehirleri var. Bunu önce bir bilelim. Şimdi gelelim bu eve. Kırmızı ev, meşhur kırmızı ev. Roma dönemine ait olan bir yeraltı şehrine açılan tek kapı bu kırmızı evde. Onun için koyduk. Bak, şunu toprak olarak sayıyoruz. Burası yeraltı şehri, Roma dönemi, ev üzerinde temsili bir resim ve aşağıya açılan tek kapı bu evde. Nasıl olabilir tek bu? Tek kapı nasıl? Şimdi nasıl olur? Dışarıya çıkan, giriş çıkışların, ana sütunların bulunduğu yer tam bu evin noktasına geliyor. Yani tarihi yeraltı şehrinin yukarıya, yani şehrin dışına açılan kapısı bu evin altına denk geliyor. Bu evde ne var? Bu evin bir tane bir avlusu var. Bak şurada. Bu evin bir tane bir avlusu var. Evet. Avluda 4 tane yerden kazılmış. Şimdi biraz sonra hikayeye geleceğiz. Hikayeye geldiğimiz zaman insanlar çok daha iyi anlatacak. Şimdi burada aslında bir arkeolojik kazı var. Yani devlet define aramıyor. Herkes bunu bilsin. Bir arkeolojik kazı var. Ama devlet define arıyor, altın arıyor'a mahsus çekiliyor. Yine bunun altında da başka bir plan var. Evet. Şimdi anlattıkça geçeceğiz. Peki, İzleyiciler daha güzel anlayacak. Peki, şimdi öncelikle soruyu sorayım. Evet. Kazıyı kim yapıyor? Kazıyı Mersin Müzeler Müdürlüğü yapıyor. Turizm Bakanlığı'yla birlikte. Arkeolojik kazı. Şimdi. Tamam. 4 tane bölgede kazı var ama bu işin en başına gelirsen bu ev, bir harita buluyorlar. Defineciler bir harita. Evi tespit ediyorlar ve yeraltı şehrinde açılan kapının, yani şu Roma dönemine ait yeraltı şehrine açılan kapının bu evin altında olduğunu tespit ediyorlar ve buraya geliyorlar, aramalar yapmaya başlıyorlar. Yani o işte söz edilen bir oda dolusu altın, Barnabas İncili veya Ahit Sandığı, bunlara ulaşmak için kazılar yapıyorlar. Ama Burada şöyle bir şey var. Trafik polis memuru Mithat Erdal. Aslında Mithat Erdal definecilerle ortak çalışıyor. Ortak çalışıyor ve bir cinayete kurban gidiyor. Peki Yaşar Aksoy olayları biliyor. FETÖ'den gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, cezaevine giriyor ve denetimli serbestlikten şu an cezaevi dışında. Şimdi nasıl? Bak cinayet. Nasıl cinayet olur? İşlendiği zaman olayın esrar perdesi çıkıyor işte ortaya. Herkes öyle zannediyor. Aa, bir tane polis memuru var. İşte bilmem neler belgeler bıraktı. Sayfalar dolusu işte çok... Barnabas'ın İncili bulundu falan deyince insanların kafası karışıyor. Şimdi baştan başlayalım çünkü karışık. Mithat Erdal definecilerin ortağı, öyle mi? Definecilerin ortağı. Aralarında ortağı. Çünkü neden? Hep iddia olarak konuşalım. Neden ortağı? Aslında ortağı çünkü... Toparlamamız gerekiyor. Çünkü başka bir polis ekibi bu operasyonu yapıyor ve gözaltına alıyorlar. Çünkü... Bir diğer iddia ise kazının böylesine bir gizlilikle sürdürülmesi... Olası dünya dışı yaşam formlarına ilişkin bir bulgunun olabileceği şüphesi de sosyal medyada bir ara dillerde oldukça dolandı. Bu alan Amerika Birleşik Devletleri'nde 1947'de UFO düştüğü iddia edilen Roswell'e kurulan 51. bölge üssüne benzetiliyor. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı'nda başladığı arkeolojik kariyeri boyunca Türkiye'nin hemen hemen her yerinde arkeolojik çalışmalar yürüten Profesör Doktor Mehmet Özdoğan, kendisinin de gazete havadisleri dışında hiçbir bilgisinin olmadığını, olayın nitelik ve sürecini anlamakta zorlandığını söyledi. Olayı oldukça garip olarak yorumlayan Özdoğan, arkeolojiyle bağlantılı bir süreç olma olasılığının hemen hemen yok görünümünde olduğunu ve arkasında başka bir olay olması gerektiğini belirtti. Özdoğan her ne arıyorlarsa arkeolojik alanda olduğu için müzeyi en azından isim olarak devrede tutuyorlar gibi. Ancak bu kadar uzun sürede ne aranır, neyin analizi yapılır hiç aklım almadı diyor. Elimizdeki verilere bakacak olursak, ilk kazıyı başlatan çete üyelerinin kim oldukları ve nerede oldukları hakkında hiçbir bilgi yok. Çevre sakinleri polisin kazı alanı ile ilgili gizlilik kararı bulunduğundan bu alana girmenin mümkün olmadığını ifade ettiklerini söylediler. Burada geçmişte yapılmış olan kazılar ve bu kazılar neticesinde işlenen başka cinayetler olduğunu da belirttiler. Bu arada öldürülen polis memuru haricinde defineci olan diğer 3 kişiden halen bir haber alınamamakta. Modern cihazların kullanıldığı kazıda anlatılanlara göre 20 farklı kişi çalışmakta. Kazıyla ilgili özel ekip ve kazıda görev alanların yiyecek ve barınmaları aynı yerde gideriliyor ve dışarıyla bağlantı kurmamalarına önem gösteriliyor. Bölgede güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olması dikkat çekici. Kazının ilk başladığı günlerde çevredeki binalara keskin nişancıların yerleştirildiği, evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışındaysa tam donanımlı özel harekat polisinin aldığı önlemler, bölgede oturan vatandaşların aşırı tepkisini çekince hafifletiliyor. Kazı yapılan ve bazı evlerin damında kurulan kulübelerde tam donanımlı özel harekat polisleri 24 saat nöbet tutmayı sürdürüyor. Nöbetçi polisler ellerindeki dürbünle çevreyi sürekli olarak kontrol ederken, kazının yapıldığı evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı ise hala kapalı. Sokağın girişinde kurulan derme çatma sobayla ısıtılan kulübede ise uzun namlulu silah taşıyan polisler görev yapmakta. Buradaki kazı çalışmasının tarihi bilgiler elde etmek için yapıldığını söyleyen yetkililer, bunun dışında tek söz etmiyor. Çevre insanlarının dediklerine göre yabancı bilim adamı oldukları düşünülen kişilerin kazı çevresinde ve kazı alanında sıkça görülüyormuş. Bu basit bir arkeolojik kazıysa yabancı bilim adamlarının burada işi ne? Öyle ki bölgede bulunan kişilerden bazılarının anlatımlarına göre kazı alanına giriş noktalarından özel kıyafetlerle geçtikleri görülmüş. Bu tarifler derinleşince bunların radyasyon önler koruyucu kıyafet olduğu anlaşılıyor. Devlet tarafından yapılan bir kazı olduğu kesin fakat resmiyet kazanmış durumda değil. Çok gizli yürütülen bir kazı çalışması ve kesinlikle devlet yetkilileri ve milletvekilleri de dahil kimseyle bilgi paylaşılmıyor. Uzun namlulu silahlarla ve keskin nişancı tüfekleriyle kalabalık bir profesyonel güvenlik ekibi tarafından sürekli olarak gözetim altında tutulup korunuyor ve tek bir kuş dahi uçurulmuyor. Ne kimseye bilgi ne de yaklaşmasına izin veriliyor. Arkeolojik bir kazıdan milim milim, santim santim fırçalarla ve titizlikle yürütülen görmeye alışık olduğumuz arkeolojik kazısı görüntülerine burada rastlamak mümkün değil. Neredeyse bir yıldır süren uzun bir kazı çalışması. Bu kazıda kesinlikle bir arkeolog ekibi, uzmanlar ya da müze yetkilisi birinin de görev almadığı ortada. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Ankara'dan oluşturulan özel bir ekip, özel harekat polislerinin aldığı önlemler altında mahalleye girdi. MİT görevlilerinin de yer aldığı ekip çalışmalara başlarken sokağın giriş ve çıkışını zırhlı polis araçlarıyla kapattı. Mahalle halkı yaşanan korku ve panikle polise silahlı kişilerin mahalleyi bastığı yönünde ihbarda bulununca kendilerine kazının Başbakanlık bilgisinde yapıldığını belirten resmi bir yazı gösterildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan sokağın çevresinde oturan diğer evlerdeki vatandaşlara sınırlı izin verilmesi de polisle vatandaşları zaman zaman karşı karşıya getirdi. Bölgede fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu gibi Google Earth'ten de evin bulunduğu bölge blurlanmış durumda. Çevre sakinleri yoldaki kısmi çökmelerle bazı bahçe duvarlarının da yıkıldığını, çökmelerin kazılardan kaynaklandığını söylüyor. Kazının yapıldığı ve doğu tarafına düşen avlunun ters istikametinde bulunan ve evin ana giriş kapısının da baktığı sokaktaki çökmeler son günlerde artış gösterince burası her iki taraftan da polis bariyerleriyle kapatılmış durumda. Kazı yapılan evin girişinde ise sürekli bir araç hazır halde bekletiliyor. Gün içinde evin önünde bir hareket yok. Akşam saat 19'da başka bir araç evin önüne geliyor ve 4 kişi eve girerken içeriden çıkan 2 kişi ise gün boyu bekletilen diğer araca binerek uzaklaşıyor. Özellikle güneşin batıp havanın iyice karardığı saat 21'den sonra kazı alanında yakılan ışık gün aydınlanana kadar söndürülmüyor. Gece boyu dikkat çeken tek şey ise kazı alanının üzerinde kapatıldığı mavi brandanın altından görülen bu ışık oluyor. Kazıdan büyük miktarda define çıktı söylentisi, halkın ilgisini başka yöne çekmek için kullanılmış bir yöntem olabilir. Kazılan yerden pek çok şey çıktığı iddia edilmekte. Küpler dolusu altınlar, altın heykeller ve hazine sandıkları gibi. Mutlaka kazılan yerden bir şeyler çıkmış olma olasılığı yüksek. Fakat bunun hazine ya da altın olma ihtimali bize göre çok düşük. Çünkü bölgede kazı başlatıldıktan sonra yüksek miktarda elektromanyetik alan bozukluğu gözlemlenmiştir. İzin alınmaksızın sadece Cumhurbaşkanımızın emri denilerek apar topar eve girilir. Apar topar köstebek yuvası şeklinde birinden girip öbüründen çıkılabilen çukurlar kazılır. Teyzemiz arada sırada gelir, her defasında devlet seni mağdur etmeyecek, buradan çıkacaklar, senin ne evin ki kaç evlerin olacak merak etme şeklinde. Teyzemin böyle bir beklentisi yok, öyle bir talebi de yok. Diyor ki eğer burada kutsi değeri olan ya da milli değeri olan ya da kültürel değeri olan bir buluntu var ise bu benim için onurdur. Devletin bana bunu söylesin, envanterini göstersin. En azından bizim de bir katkımız olmuş olsun. Atalarımızın adı yad edilmiş olsun. Biz satmadık yıllarca. 500.000 TL'de verildi. Satılmadı bu ev 3 sene önce. Şimdi soru işaretleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi olabilir. Ama neyden bilgisi var? Burada insanların üzerine uzun namlulu silahların doğrultulduğundan haberi bilgisi var mı? Ya da haşa böyle bir talimatı olabileceğini düşünebiliyor musunuz? İnsanlar evlerine kimliklerle alınıp zorla girebiliyorlardı. Bundan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi bilgisi ya da buna özel haşa talimatı mı var? Bunlar açıklığa kavuşmak zorunda. Şimdi az önce girme teşebbüsünde bulundu. Olağanüstü hiçbir açıklama olmayan terbiyesizce tepkilerle karşılaştık. Evin kazısı neden bitti? Neden başladı? Bu süreç içerisinde yaklaşık 13 Kasım 2016'da başladı. İkinci yıla dönüşünün 10 gün öncesinde bizim medyaya bu durumu artık tamamen bildirdiğimizden yaklaşık 9 saat sonra burası dümdüz edildi. Şu an o mavi brandaları görüyorsunuz. Söktüler. İçeriye girişi gene yasaklıyorlar. Soruyorum. Özel mülkiyeti maliki misin? Yasaklıyorsun. Kamu alanıysa sen kamunun hangi görevlisisin? Emniyete bilgi vereceğim. Ekip çağıracağım. Ben çağırayım dediğim zaman da lütfen dışarıya delin diyor. Halen bu kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Halen Sayın Cumhurbaşkanı adına mı buradalar? Onun talimatıyla mı bu muameleye vatandaşı tabi tutuyorlar? Buraya girmek merakımız değil. Hiçbir merakımız kalmadı. Neyi gömdüler dün buraya? Buraya dün ne gömüldü? Hangi delil yok ediliyor? Madem bir şey yoktu, MİT neden buradaydı? İsrail ajanlarının burada cirit attığı söylentisi yine var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunlardan haberi var mı? MİT'in burada ne işi var? Sayın Vekil bunu mecliste gündeme getirdi. MİT buradaydı. Yalanlanmadı. Biz de oradan duyduk bu iddiaları. MİT ajanlarının burada ne işi var? Özel harekatsa orada burada bulunanlar ne işleri vardı? Mahalle neden abluka altına aldı? Buradaki radyoaktivite. Yok desinler radyoaktivite. Ne güzel. İnşallah yoktur. Kutsal değerlere sahip buluntular olduğu iddiası var. Açıklasınlar. Şimdi gelinen noktada dün apar topar herkesten gizlenen kazının bitirilmesinin sebebi Cumhurbaşkanımızın bu hususlarda bilgisi olup olmadığı, halkın üzerine uzun namlulu silahların doğrultulduğunu ve esnafın veya vatandaşın konuşmasına asla izin verilmediğinden, burada bir tekiş, terör ortamı, baskı ortamı yaratıldığından Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi ve bilgisi ve hatta izni var. Aile... Gerek sık sık giden elektrikler, gerek yayını bozulan TV kanalları, gerekse telefonlardaki cızırtılar ve kesilmeler. Bunların sinyal kesici jammer adıyla tabir edilen cihazlarla yapılamayacağı da bir gerçektir. Çünkü bu cihaz 50 metrekarelik bir alanda etkiliyken bahsi geçen olay çok daha büyük bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca herkes bilir ki hiçbir altın ya da değerli maden yüksek miktarda elektromanyetik alan ve radyasyon içermez. Bu sebeple teori geçerliliğini yitiriyor. Kazıya başlandıktan sonra bölgede yoğun miktarda elektromanyetik alan ölçümü yapılmış. Bununla birlikte yakın çevredeki insanlarda yoğun elektromanyetik alana maruz kalmaları sebebiyle bazı rahatsızlıklar görülmüştür. Bunlar stres, görüş alanında daralma, kulak çınlamaları, yorgunluk hissi ve uyku bozuklukları, baş ağrıları, işitmede geçici aksaklıklar ve sersemleme olarak tanımlanıyor. Bununla beraber kazı yapılan yerin içine özel radyasyon koruyucu kıyafetlerle giren yabancı bilim adamları gerçeğini de eklediğimizde, bahsi geçen kazıda yüksek derecede elektromanyetik alan ve radyasyon yayan bir cisim olabileceği gerçeği ortaya çıkmakta. Bunun ne olacağını söylemeden önce kazı bölgesinde yapılan bazı hazırlıklara da bakmak gerekir. Kazı bölgesine günün belli saatlerinde büyük yük kamyonları ve çimento kamyonları girmekte. Gün içinde birkaç sefere bulan bu yük trafiğinden sonra kamyonların çıkan kumu nereye döktüğü ise bir muamma. Çünkü kamyonların izlenmesi dahi yasak. Bazı kişilerin söylemlerine göre kamyonlar kazı alanından çıkan afriyatı askeri bir bölgeye boşaltmaktadırlar. Peki basit bir moloz ve toprak parçası için bunca güvenlik önlemi neden? Toprağın içinde başka ne olabileceği düşünülmekte? Kamyonların içinden metro ve yeraltını kazmak için kullanılan ve solucan diye tabir edilen makine parçalarının çıktığı söyleniyor. Bu parçalar kapalı alanda monte edilip yerin altında tünel gibi kazılmakta. Yer altında büyük bir tünel inşaatı yapılmakta. Bunun sonucunda bazı evlerde ve sokaklarda çökmeler ve çatlaklar oluşuyor. Sadece basit bir kazı olmadığı için toprak çıkartılıp dökülmüyor. Çimento ile sağlamlaştırma ve dolgu çalışmaları da yapılıyor. Bu yeraltı tünelinin basit bir define ve altın için yapılmadığı muhakkak. Çünkü toprağa tekrar kazılan yere dökmek varken bu tünel zahmeti niçin? Neyi düzgün bir şekilde kimsenin de görmemesi için yer altından çıkarmak istiyorlar? Kazı alanına brandalardan sonra iki güvenlik noktasından girildiği söyleniyor. Birinde bütün elektronik cihazlara, telefonlara ve benzer kayıt cihazlarına el konuluyor. İkinci kısımdan sonra bir plaza yüksekliğinde kazılan yer altına inen basit bir asansör olduğu söylenmekte. Çalışan onca büyük cihaz ve kazı makineleri, ışıklandırma, normal bir elektrik hattı kaldırmayacağı gibi büyük bir jeneratör gerektiriyor. Fakat bunu getirenin yine Amerikalı bilim adamları olduğu söylenmekte. Çünkü normal bir jeneratör hiç durmaksızın çalışması için sürekli benzin ve motorin gerektirirken bölgeye bunların ikmalini yapan bir kamyonun girdiği de görülmüyor. Bununla beraber çalışırken aşırı miktarda ses çıkartan jeneratörlerin aksine bu cihaz neredeyse sessiz şekilde çalışmakta. Yani bunun nükleer yakıtlı bir cihaz olması da muhtemel. Diyelim ki bir yeraltı şehri bulundu. Bunca gizlilik, silahlı koruma neden? Hatta kazı bitirildikten sonra biletle ziyarete bile açılabilirdi. Çünkü bu kültürel bir miras. Çevrede yoğun miktarda ölçümlenen elektromanyetik alan bulgularını bir yeraltı şehriyle nasıl birleştirelim bilemedik. Ayrıca bir yeraltı şehri bulunması durumunda gizlilikle çalışmayı yürütmek yerine yeni turistik bir bölge oluşumu için devlet elinden geleni yapardı diye düşünüyoruz. Uğruna cinayet işlenmesi zaten çok çok ayrı bir durum. Bize göre bu olasılık ihtimali de maalesef ki çürüyor. Kutsal Ahit Sandığı mı bulundu? Evet, bir ara bu teori oldukça konuşuldu. Fakat Kutsal Ahit Sandığı bulunmuş olsaydı özel radyasyondan koruyucu kıyafetlerle neden girilsin ve elektromanyetik alan sebebinin cevabını yine burada da bağlayamıyoruz. Üstelik bu kazı neredeyse bir yıl sürdü. Sizce de sandığın çıkarılması için fazla uzun bir süre değil mi? Ve son teorimiz. Uzaylılara ait antik bazı cisimler ve uzay gemisi mi bulundu? Evet, başta çok çılgın bir teori gibi görünüyor. Fakat bunu bir düşünelim. Bu kadar gizlilik ve olağanüstü bir koruma için mantıklı bir sebep değil mi? Elektromanyetik alanların gösterdiği etkiler zaten her UFO olayında rastlanan klasik belirtilerdir. Elektrikli eşyaların ve motorların çalışmaması, TV'lerin ve cep telefonlarının kısa süreli bozulması ve bu teori sıkça söz ettiğimiz elektromanyetik alan bozulmalarıyla da örtüşüyor. Radyoaktif koruma giysili bilim adamları, çoğu UFO olayında araştırmaya gelen bilim adamı, uzman ve askerlerde de koruma kıyafeti kullanıldığı yüzlerce olayda rapor edilmiştir. Bunların en bilineni ve popüleri ise Roswell UFO kazasıdır. Bu kıyafetlerin giyilme nedeni ise tahmini nükleer yakıt kullanan UFO'larda bulunan bir sızıntı ya da bölgesel radyasyon seviyesidir. Yer altında yapılan büyük tünel ve metro benzeri kazı ise tek parça halindeki cismi yukarıdan açıkça çıkarmaya cesaret edemedikleri için olabilir mi? Bölgede her ne kadar yasaklar ve kurallar uygulansa da pek çok meraklı göz hala bu kazıyı dikkatli izleyecektir. Ve yukarı çıkarmak için yıkılan ev ve çevreye muhtemel kurulacak vinç çok ilgi çekip gizliliği de ihlal edecektir. Bu yüzden yer altından açılan tünelden kimseler görmeden kamyon ya da tırla çıkarmak büyük bir nesneyi taşımak için gayet mantıklı bir yol olacaktır. Bununla birlikte herhangi bir yanlış işlem sonrası radyoaktivite içeren cismin tonlarca toprağın altında kalması sızıntıyı bir nebze de olsa önleyecektir. Yer altında bu kadar büyük tünel açılmasının sebebi ise muhtemel cismin tek parça olup sökülüp taşınamadığı olasılığıdır. Bütün UFO olaylarında olduğu gibi çıkartılacak UFO yine incelenmek üzere Amerika'ya mı verilecektir, yoksa Türkiye kendi 51. bölgesini oluşturup teknolojisini kendi incelemek ve üzerinde çalışmak için özellikle ABD'nin de bu olayı bilmesini istememekte midir? Ayrıca her ne kadar belgelenememiş olsa da kazının yapıldığı alana çok ama çok fazla yaklaşan, neredeyse bir evin üstüne indiği tarif edilen bir UFO gözlemi de var. Bunca spekülasyon üzerine tarihler 3 Kasım 2017'yi gösterdiğinde tüm basın yayın organlarıyla internet haber sitelerinde kazının sona erdiği ve tünellerin kapatıldığı duyuruldu. Kocaman bir soru işareti de böylelikle akıllara gömülmüş oldu. Gizemli kazı dün bitti. O kazı neden yapıldı, ne arandı, ne bulundu hala bilinmiyor. Yani kazı bitti ama gizemi sürüyor. Tarsus ilçesinde geçen yıl polis gözetiminde başlatılan kazının sona erdiği açıklandı. Kazı alanının üzeri toprakla kapatıldı. Gizem sürüyor. Milletten gizli yapılan kazıda bize bir şey çıkmadı, şimdi de kapatıyoruz diyorlar. Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçıları cirit atıyordu. Onların üzerine giden bir polis öldü. Gelelim kendi fikirlerim ve kafamdan geçenlere. Bir kazının bunca gizlilikle uzun bir süre devam edip sonrasında kapatılması, uğruna cinayet işlenmesi ve çevresine elektromanyetizmayla sarıyor olması, yerin altından aylardır kamyonlarla hafriyatlar çıkarılıp beton dökülerek tünel kazılması, bilinmeyen bir ekibin özel koruyucu kıyafetlerle yerin altına inmesi, özel harekat ve keskin nişancılar tarafından titizlikle korunması. Mantığıma göre dünya dışı bir uygarlığa ait buluntu ya da kalıntı haricinde hiçbir sebep bunca veriye karşılık gelmemektedir. Bahsi geçen konu hala gizemini korumaya devam ediyor ve uzunca bir sürede edeceğe benziyor. Eldeki veriler ve bulgular eşliğinde olasılıkları hesaplayıp bazı teorilere dayandırmaya çalıştık. Sizlerin de kişisel teorileri ya da fikirleri varsa yorum olarak mutlaka yazın ki hep birlikte bir beyin fırtınası yapalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, önerileriniz varsa yorum olarak yazmayı ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.